thank you. Sevgili dostlar merhabalar efendim hepinize gönülden sevgiler ve saygılar Allah'ın selamı rahmeti bereketi inayeti üzerinize olsun diyoruz ve yepyeni bir okudun mu programından sizlere hürmetlerimizi muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli dostlar okudun mu programı yolculuğuna yeni başladı ama e, sizlerin o yoğun ilgileri karşısında biz müteşekkiriz hakikaten ciddiyetle takip ediyorsunuz efendim izliyorsunuz, yorumluyorsunuz ve bunları bizlerle paylaşıyorsunuz. Bu ilginizin, bu alakanızın artarak devam etmesini şahsen bendeniz kendi adıma temenni ediyorum. Çünkü bu Kur'an'a ilgidir. Efendim bu bakımdan da başlı başına takdir edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Kıymetli dostlar okudun mu programlarımızda? Kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraber özellikle kısa sureler üzerinden gidiyoruz. Biliyorsunuz ee, en son Fatiha, Fatiha'nın ardından da Duha suresini konuşmaya başlamıştık. Duha suresinde de bir noktaya kadar gelmiştik. Ee, bugün inşallah Duha suresini şöyle bir genel olarak kuşatmaya çalışacağız. Elbette kuşatmak çok büyük bir iddia olur ama bir çerçeve kendimizce çizmeye çalışacağız. Ardından da özellikle sevgili hocamın e, eserindeki, sıralamayı takip etmeye gayret edeceğiz. Zaman zaman belki farklı tasarrufları olabilir kendisinin ama ana çizgimiz bu. Kısa surelerin tefsiri kitabını ısrarla bendeniz öneriyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Efendim düşün yayınlarından kısa surelerin tefsiri Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızın eseri. Ee, şimdi <laughs> Duha suresinde sevgili hocam hoş geldiniz Teşekkür önce. Teşekkür ederim sağ olun. İyisiniz olarak. inşallah. Elhamdülillah. Allah, Allah daha olsun. da yiyesin hocam da Afiyet versin inşallah ee, Sevgili hocam Doha suresinde e, Uygun görürseniz mealen ben bir hatırlatayım hı hı. Siz zaten sık sık aslını Vurguluyorsunuz dönüp dönüp diğer bağlantıları Kuruyorsunuz ben genel izleyici Açısından bir e, hatırlatayım Ardından da kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim Kuşluk gibi aydınlık gündüze Ve karanlığı çöken Geceye yemin olsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Muhakkak ki peygamberliğin sonraki dönemi ilk döneminden daha iyi olacaktır. Burada peygamberliğin parantez içinde. Bu çerçevede Rabbin sana çeşitli imkanlar bahşedecek ve sen mutlu olacaksın. Nitekim seni yetim bulup barınmanı sağlamadı mı? Şaşkın bir haldeyken seni doğru yola o iletmişti ihtiyaçlıyı seni o zengin etmişti. Öyleyse yetimi sakın ezme. Soru sorup isteyeni sakın azarlama, sorup isteyeni. Sadece Rabbinin nimetini anlat diye. Efendim mealen bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şimdi sevgili hocam özellikle belli kısımları hamdolsun çok böyle derinlikli açmıştık. Birçok katmanında da hatta konuşmuştuk. Yani aydınlık gece ondan sonra gecenin e, gündüzle mukayese, aykuşluk gibi aydınlıkla mukayesesi, Rabbimizin bizi terk etmemesi, e, Rabbimizin bizi terk etmemesinin zımnında neler olduğu, ondan sonra Hazreti Pey Peygamberliğin ya da e, sonraki dönemin ilk dönemden daha hayırlı olması gibi birçok meseleye değinmiştik. Evet. Arzu ediyorum ki kısa bir hatırlatma yapalım. Ondan sonra da kaldığımız noktadan devam edelim. Uygun mudur hocam? Ee, i̇nşallah. İnşallah. Çok kısa bir e, evet, toparlama, toparlama imkanıyla başarılı oluruz. İnşallah. Böyle toparlayalım derken bazen toparlanmaya muhtaç bir hal, hale e, alabiliyor. 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 Ama olabildiğince özetlemeye gayret edeyim. İnşallah. İfade ettiğiniz gibi bu surenin ilk iki ayeti yeminle ilişkili. Evet. Yemin'in Kur'an'da yer almasının gerekçeleri üzerinde bir önceki programda uzun uza diye konuşmuştuk. Durmuştuk. Evet. Yüce Allah işte çeşitli varlıklara yemin ederek aslında onların farkına varılmasını onların bizim mahşerdeki sorgulamamıza şahit tutulacaklarını ve bu hayatın mutlaka bir rovanşının yaşanacağını bütün alemin şahitliğiyle bize defalarca hatırlatıyor. İşte bu hatırlatıcı cümlelerden biri de bu. Hem kuşluk gibi aydınlık gündüze hem bastırmış ortalığı kaplamış olan geceye. geceye. Böylece aslında bütünüyle zamana yemin etmiş hmm. oluyor ki yeminden sonraki cümlenin daha vurgulu hale gelmesini sağlamak yeminlerin asıl gayesidir. Evet. İşte burada vurguya konu mesele ma vedde'aka rabbuke ve ma qala. şimdi bu cümle çok önemli niçin klasik tefsir anlayışında olay şöyle bir bir içerikle sunulur İşte peygamberimiz risaletle buluşturulduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem o risaletin ilk dönemlerinde vahyin uzun süre kesildiği Evet. hani bunu bir yıl iki yıl üç yıl gibi sunan yaklaşımlar söz konusu. Ben vahyin ilk indirilen surelerindeki insicama bakarak böyle uzun bir süre vahyin kesilmişliği iddiasının biraz abartı olduğunu hmm. düşünüyorum. Ancak kısa süreli de olsa vahyin kesildiğini de işte bu ayetten anlıyoruz. Hmm. Rabbin seni terk etmedi. Demek ki artık bir haftalık mıdır? On günlük müdür? On beş günlük müdür? Her neyse kısa süreli vahyin i̇n, in kesintisi kesinti olmuş. olmuş. Hatta literatürümüzde bunun özel de bir adı var. Evet, Fetretül vahiy denir evet buna. Hocam. Vahyin kısa süreli kesintiye uğratılması. Bunu istismar etmiş Mekkeli müşriklerin bir bölümü. Hatta peygamberimizi paylarcasına hmm. işte bazen yüzüne bazen gıyabında Şeytanı onu terk etti diye ya. Çünkü peygamberimizin vahiy adına Söylediklerini Mekkeli müşrikler peygamberimize Cinlerin ya da şeytanların Öğrettiğine inanıyorlardı Onu cinlenmiş Şeytanın etkisinde kalmış Mecnunlaşmış biri olarak Tanıtıyorlar tamam, suçluyorlardı yani. Vahiden, kesintiden Söz edilince de bu defa ha işte şeytanları onu terk etti Bu sözler Peygamberimizi çok yani haddinden fazla üzdü. Peygamberimiz Cebrail'i adeta meftun bir gözle daima bekliyor ve onu özlüyordu. Çünkü Cebrail'le onun buluşması 40 yıllık ömrünün büyük bir bölümünde çektiği sıkıntıların cevabıyla buluşması anlamına geliyordu. Hani sevgilinin sevgiliyle buluşması. Aşığın maşuğunu adeta değil mi? E evet özlemesi içerisine. gibi peygamberimizin böyle. Melek Cebrail'e karşı muhteşem bir sevgisi vardı. Bir süre gelmeyince işte üzüntüye dönüştü durum. Onun üzerine Cebrail Aleyhisselam daha sonraki bir dönemde peygamberimizin sık sık onu görme istemesi nedeniyle Meryem suresinin 64. ayetinde şöyle bir ifade peygamberimize hatırlatılıyor. Esselamu Aleyhisselam buyuruyor ki Yüce Allah Cebrail'e söyletiyor. Ve manetenizelü illa bi emri Rabbik. Biz sadece ve sadece Rabbinin emriyle ineriz. Yani kendi istediğimiz zaman gelip istediğimizi yapmak gibi bir lüksümüz yok çünkü meleklerin iradesi yok bildiğimiz gibi. İşte o derin özlem Peygamberimizde bir hüzne dönüşünce bu ayet geliyor. İşte bu ayet o derin hüznü muhteşem iki yemin cümlesiyle karşılamakta ve hüzne hiç hiç ama hiç yer olmadığını bütün zamanlara yemin ederek Cenab-ı Hak peygamberimizi motive ediyor. Zaten ayetteki Rabbuke, Rabbuke. kelimesi Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamberi sahiplendiğini, onu sahipsiz bırakmayacağını, onun sahipliğinin her arkadaşlığın ötesinde ve üstünde bir değer ifade ettiğini onu Rabbin yüreğini diyerek değil mi? Rabbinin Rabbin senin Rabbin diye birinciteki Rabb, şahsa. Evet. Yani Allah seni terk etmedi demiyor. Rabbin seni terk etmedi. Hı. İşte bu Rab sıfatı burada özellikle hem birkaç tür anlaşılabilir. Bir peygamberimizin moralini yükseltmek, hı hı. İki etrafındaki az sayıdaki müminin moralini yükseltmek, Üç bütün müminlerin moralini yükseltmek. Yani peygamberini terk etmeyen Allah diğer insanları da terk etmez. Allahu Teala ona arkasını dönmediği sürece kulundan ümidini kesmez ve ona niye geldin demez. Niye gelmedin der. Dolayısıyla bu yürek rahatlatıcı mesaj evrensel olarak mahşere kadar herkesi ilgilendirmektedir. Bu moral desteği anlamında böyledir. Bir de bunun inanmayanlara yönelik kısmı vardır. Onlara da Adeta bir göz daha verilmektedir. Yani karşısında bulunduğunuz kişi aslında bir elçi. O elçinin temsil ettiği değerlerin sahibinin karşısındasınız. Haberiniz olsun. Evet. Yani o bir göz daha vermeyi amaçlıyor. Dolayısıyla burada belki bir dördüncü anlam daha e, akla gelebilir. Nasıl hocam? Doğrusu ben biraz zihnimi yorarak bu anlamlarla. Ee, buluşmaya gayret ediyorum. Aslında Peygamberimize hem moral desteği sağlayan, hem onun sahipsiz olmadığını ona bildiren mesaj veriyor. Bu arada Peygamberimizin bir kul olduğunu unutmamasını, hmm. yani sıradışı şeyler söyleyerek kendisinin kulluktan öte bir konumunun olmadığını, onun sahibinin Allah olduğu bilinciyle. ...daima boynu bükük bir duruşun... ...ve bir mabuda muhtaçlığın... ...bilincinde olması Hı. lazım geldiğini... ...ona öğretir Rab sıfatı. Evet. Yani o fe ahsene edibinin ...adeta bir tezahürü gibi. Evet. Aynen öyle. Değil mi hocam? Burayı unutmayın demek istiyordur. Hı. Peygamberimiz peygamber... ...olmak itibariyle... ...diğer insanlardan elbette farklıdır. Ama neticede her insan gibi... ...peygamber de bir kuldur. Kuldur. Bu kulluğunu unutmadan kendisinin Allah'ın onu yerleştirdiği yerden razı olarak bir başka misyona zihnini yormaması lazım geldiğini, bunun imkansız bir düşünce olacağını onun yüreğine yazdırmak için özellikle Mekke döneminin ilk surelerinde bu Rabb sıfatının çok ısrarcı bir şekilde kullanılmasının Kullanılması. böyle bir anlam inceliği de taşıdığını acizane düşünüyorum. Çok güzel. Yani Neticede anlam budur demiyorum ama iki de bir Rabbin Rabbin Rabbin, 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 Rabbin diye sürekli vurgulanması peygamberimizin hem sahipsiz olmadığını hem karşısındakilerin daha dikkatli davranmaları gerektiğini bu arada peygamberimizin de kul olduğu bilincini kaybetmemesi lazım geldiğini ona öğreten muhteşem bir öğreti içerdiğini düşünüyorum. Her haliyle kıyamet sabahına kadar Rabbimiz Hazreti Peygamberi nasıl terk edip ona ona nasıl darılmadıysa yüreğini Allah'a bağlamak isteyen hiç kimseden de Rabbimiz darılmayacak ve hiç kimseyi terk etmeyecektir. Bu haliyle ayeti indirildiği dönemle sınırlı bırakmayıp güne, bugüne, yarına ve insana, hayata, psikolojiye, ruha, akla indiren bir moral depolama aracı olarak bize de hitap eden bir tarafının olduğunu Ortaya evet. koymak durumundayız Üçüncü ayetle ilişkili olarak hı hı. Bunu Üçüncü özellikle ayet. söylemek istedim evet. Geçen programda Dördüncü ayet üzerinde de biraz durmuştum. Durmuştuk. Evet ee, Çok kısaca orayı da ifade lütfen, edeyim Çok lütfen. kısaca ee, Yüce Allah buyuruyor ki Velel ahiretu hayrun leke minel ula Yani Doğrudan tercüme şu Ahiret senin için ...öncesinden daha hayırlıdır. hayırlıdır. U'la kelimesini kullanıyor. Evet. Ee, evet. Evvel olan. Tabi e, yorumcular... ...ister istemez U'la'dan kastın... ...dünya olduğunu... Ha. ...ilk anlam olarak e, tercih ediyorlar. Yani Neşre'yi U'la manasında... ...algılıyorlar değil mi? İlk yaratılış ya da... ...dünyadaki yaratılış manasında evet. algılıyorlar. Aynen öyle. Hı. Hayat, dünya hayatıyla ile ahiret Hayatı. hayatının... ...karşılaştırıldığı... Evet, ...anlamını yüklüyorlar... Neticede kelimenin verdiği anlam itibariyle bu tercemeye yanlıştır demek durumunda değiliz. Yani doğrudur yani. Elbet böyledir. Elbette ahiret hayatı peygamberimiz için dünyadan daha hayırlı olacaktır. Bunda hiç tereddüdümüz yok. Eyvallah. Ancak Allahü Teala ahiret kelimesini kullandığı ayetinde onun karşıtı olarak eğer dünyayı tek anlam olarak kastediyor olsaydı kafiye uyumu nedeniyle de dünya kelimesi ayette kullanılabilirdi. Evet. Yani aa a diye biten evet. işte bu ayet sonlarında dünya da ula gibi kafiye uyumuna kafiye uygun, olurdu. uygun olurdu. Deniyor doğru. ki ula dünya getirilmemesi kafiye nedeniyledir. Hayır bu doğru değil. Çünkü o da uyuyor buna. Burada ula denmesi bize bu konuda farklı şeyler düşünmemiz gerektiğini öğretiyor. Hmm siz meali okurken Aha. ifade ettiniz. Ben parantez içerisine yazdım onu. Evet. Burada başka ihtimaller de var. Peygamberliğin sonrası öncesine göre daha hayırlı olacaktır. Bu bir Mekke dönemi sıkıntısının Medine'de huzura dönüştürüleceği müjdesini içeriyor. Bu, bu da ikinci bir anlamdır. Hatta peygamberlik öncesiyle peygamberlik dönemi karşılaştırması da yapılmış olabilir. Hı hı. Yani peygamberliğinin devam edeceği süre peygamber olmadan önceki, önceki. ömründen daha hayırlıdır. Bu da anlaşılabilir bir e, anlam önümüze koyuyor. Ama her ne olursa olsun bu üç anlamın üçü de peygamberimizle alakalıdır. Ayetin bize inmesi lazım. Bu ayet bana ne diyor? Evet. Peygamberimiz için Ahiret dünyadan daha hayırlıdır bilgisi daha. peygamberimi tanımak için bir işe yarar. Ama bana bir şey söylemesi için ayetin bana da inmesi lazım. İşte bu ayet bize de indi. Diyor ki Yüce Allah hayırla başladığınız her ne iş varsa Hı. onun sonu başından daha düzgün olacaktır. Hayırla başladığınız orada bir şart var. Evet hayırla, hayırla. iyi niyetle doğru bir istikamet tutturma niyetiyle hı hı. başladığınız her işin sonu başından daha hayırlı olacaktır. Böyle de olmuştur zaten. Biz bazen ara ara sıkıntılar çekeriz. Bazen moralimiz bozulur. Hı hı. O arada hemen Bakara suresinin 215. ayeti olsa gerek hı hı. o ayeti devreye koymak durumunda. 216. ayeti Bakara orada Yüce Allah buyuruyor ki Usa en tekrehu şeyen ve huve hayrun lekum. Ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum. Vallahu ya'lemu ve entum la Öyle olur ki sizin hoş görmediğiniz şey sizin için hayırlı olabilir. Evet. Sizin çok sevdiğiniz bir şey de sizin için şer olabilir. Sizin bilmediklerinizi Allah bilir. Bilir. Dolayısıyla başımıza bir sıkıntı, bir olay geldiği zaman onu bir bitiş, bir tükeniş, bir mahvoluş gibi algılamak yerine niyetimizi ve gayretimizi düzgün tuttuğumuz takdirde o işin sonucu itibariyle kaybetme riskimiz olmadığını bu ayet bize bir hayat modeli olarak, bir psikolojik motivasyon aracı olarak önümüze koymaktadır. Ayeti güne ve bize indirme anlamında böyle yorumlarsak hmm. daha anlaşılabilir bir yorum yapmış oluruz. Öbür türlü yeni peygamberliğe başlamış bir görevliye imar etsin diye görevlendirildiği evet. istikamet kazandırsın diye kötülüklerin önüne geçsin iyilikleri yaysın diye bir proje ve projeyi yürütücü olarak görevlendirdiğiniz birine daha başındayken daha en baştayken ahiret hayırlı diyor. ahireti daha hayırlı göstermek onun dünyevi görevinde bir moral çöküntüsüne ve bir isteksizlik sahibi olmasına neden olabilir. Hı hı. Onun için ben meseleyi peygamberliğin sonraki dönemi yani Medine'sinin Mekke'den daha rahat olacağı şeklinde. Eğer ayeti peygamberimizle ilgili anlayacaksak hı hı. böyle anlamalıyız diyorum. Ama peygamberimizle ilişkisinde Onun lezdinde, bize, hepimize hitaben anlayacaksak daha evet, geliş düşünmeliyiz. Evet, o zaman diyeceğiz ki siz bir işe başlarken Hayır arayışında olun. Hayırla ve salim bir düşünceyle eğer bir işe başlıyorsanız bilin ki bunun sonunda kaybetme riskiniz yok. Hocam siz o şartı koyuyorsunuz da benim de hasberkâ zihnime şöyle bir şey geliyor. Evet. Size danışmak istiyorum hem de öğrenmek istiyorum. Şimdi bir insan baştaki o ifadelerle de beraber düşünürsek evet. bugün, şimdi ve burada. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma. Hı hı zamanın hakikatini anlarsa yani kuşluk gibi aydınlık gündüze ve karanlığı çöken geceye yemin olsun derken siz orada zaman aslında evet. genel anlamda zamana yemin edildiğini evet, söylüyorsunuz. Evet, evet. Zamanın çok büyük bir hakikat olduğunu da biliyoruz. Elbette. Varlığın da esası belki temel olarak kabul Hı -hı. ediyoruz. Bir insan zamanın e, Allah'a ait olduğunu ve zaman üzerinde Allah'ın her şeyle hüküm ferma olduğunu, hakim olduğunu anlarsa Hı -hı. burada Rabbinin de kendisini terk etmeyeceğini ve ona asla yüz çevirmeyeceğini anlar Tabii. diyebilir miyiz? Aynen. Bu bir soru işareti. Onu size soracağım. Ve zamanın hakikatini bir insan anladığında zamanla ilgili iki kavram burada geçiyor aslında. Ula ve ahir. Hı hı. Yani o da zamana taalluk ediyor. Doğru. Biri ula biri ahir. Hı hı. Ee, acaba zamanın Rabbi olarak Allah'ı anlayan bir insan kendisinden onun yüz çevirmeyeceğini anladığında onun için her şey, her şeyin sonu evvelinden daha... Anlamlı olmaz mı? Çünkü evveli daha basittir ama ahiri kemale bakar. Tabii. Gibi. Yani bir basitten kemale doğru da bir yürüyüş vardır evvelden ahire göre. Ama bu şartla. Evet. Sanki hayrı ben böyle anlıyorum. Aynen. Çok doğru anlamışsınız. Aynen. Öyle buluşturmak lazım. Yani duhayı leyli ahiret ve ula ile buluşturduğunuz zaman zamanın var ediliş gayesini kavramışlığınız söz konusu olur. Böylece zamanın sahibinin dediği gibi yaşarsanız o sahibin sizi terk etmeyeceğini düşünür ve hayatın her alanında görev ve sorumluluk bilinciyle kaybetme riskinden uzak daima kazanacak bir psikolojiyle hayatı daha doğru kavrar ve daha düzgün yaşarsınız. Böylece de öncesi sonrasında, sonrası öncesinde her şeyinizin hayırlı olur, Aynen her öyle. işinizin Elbet. anlamlı olur. O öyle oldu nitekim Risalet'in Medine'si Mekke'si düzgün başladığı için Medine'si çok daha huzurlu, çok daha e, müreffeh bir ömre tekabül etti. Bu herkesin hayatında Mekke ve Medine'si vardır. Evet. Siz Medine hayatını özleyecekseniz Mekke'nizle buluşacaksınız. Hmm. Niyetinizi ve istikametinizi doğru belirlemezseniz yani iyi başlamazsanız bir meşguliyete onun sonu Medine olmaz. Yani daha hayırlı gelmez. Bu Ve bir zamanı doğru değerlendirmek ve buradaki konumumuzu doğru anlamak kaydıyla bütün bunlar. O Mekki ayetlerdeki Rabbin kısmını siz hatırlattınız. Evet. Yani rububiyet talimini o Mekki hayatımızda kendimize bakan yönüyle evet. ne kadar talim edersek bunun da ahirinin çok daha hayırlı geleceğini tahmin edebiliriz. Tabi elbette ama bu arada Rabbin. bir yanlış anlamaya aman Mahallel kapı vermeyelim. açmayalım sanki Medine ayetlerinde Rab kelimesi kullanılıyormuş yani gibi yok. böyle bir evet. anlam kastetmiyoruz. Daha göze çarpan odur. İlk indirilen Alak suresinde de Rab sıfatı evet. iki de bir kullanılıyor. Müzzemmil'de öyle, Müddessir'de öyle, işte Duha'da öyle, da öyle. Inşirah da öyle. Hmm. Ama başka sıfatlarda kullanılmıyor demek Amin. değil. Fatiha suresini zaten Tabii, konuştuk. başlangıçta konuştuk. Dedik, Allah dedik. Özel adıyla Tabii. Rahmaniyeti, Rahimiyeti. Malikiyeti zaten orada konuştuk. Buralarda böyle peygamberimizi inşa eden ayetlerde Mekke'nin ilk dönem ayetlerinde bir rububiyet vurgusunun bulunduğu. Bana çok anlamlı yani hocam. Burada çok belirgin bir, bir şekilde görülüyor. Başka sıfatların değil, o sıfatın tercih edilmiş olmasının onu ona başka duygular kazandırmayı amaçladığı hissini veriyor. Bu benim kendi şahsi kanaatim. Ubudiyet bilincinin oluşturulması adeta evet, ubudiyet. Orayı unutmasın. Manerasını. Yani orayı unutmasın. Hmm. Yani Peygamber ha kella. Şimdilerde bunu da kullanıyorlar Yusuf Bey. Peygamberimiz bir bir postacı gibi. Aa evet evet. Böyle kabul ediliyor. Yani bir hiçbir şey yok, hiçbir katkısı yok. O <laughs> getirdi bir, mesajı bıraktı. Gitti. Bıraktı gitti. Hayır öyle değil getirdiği mesajı önce onun yaşaması isteniyor. Evet. İttebi ma uhiye ileyke min rabbik. Hmm. Rabbinden sana ne vahy ediliyorsa onu ona, ona, tabi ol. Hani Amin'e Resulü okuyoruz. Onun ilk cümlesi aslında bunu söylüyor. Yüce Allah buyuruyor ki Sevbillah. <laughs> Amener Resulü bima unzile <laughs> ileyhi min rabbihi hmm. vel müminun. Rabbinden kendisine indirilene önce resul iman etti hı hı. ve sonra da müminler iman etti. Peygamberimiz hı hı. böyle bir postacı gibi bir e, Mustafa Hocamın dediği gibi ara kablosu filan <laughs> durumunda değildir. Gibiydi, bir üsve-i hasenedir. Kur'an'ın canlanmış halidir. Kur'an onunla hayat bulmuştur. Peygambersiz bir din ruhsuz cesetten farklı değildir. O Aynen. itibarla bu vurguyu özellikle hatırlatmış olalım hayra vesile oldunuz. Estağfurullah. Bir de hocam geçen sefer de soracaktım zihnimde kaldı. orayı isterseniz cevaplamama hani şeyiniz var. Siz tasarruf edersiniz. Işığın önce bahsedilmesi benim hep kafamı meşgul ediyor. Evet. Karanlığın ardından bahsedilmesi. Hı hı. Takdim tah, tehir hani taftil manasındadır diye malum usulü de var. Var. Ondan sonra burada aydınlığın daha galip karanlığın daha e, aydınlığın yokluğundan, ışığın yokluğuna ortaya çıkan bir şey olduğunu kavrayan bir insan. Evet. Ondan sonra bunun evrende hayrın galip olduğunu, hani aydınlıkla ışıkla hayrı özdeşleştirirsek, ev alemde, yaratılışta, hilkatte her şeyin özünde hayrın galip olduğunu, şerrin ise hayrın yokluğundan ortaya çıkan tebeii, ikincil bir durum olduğunu anlayan evet. bir insan da Rabb'inin ona küsmediğini kavrayabilir Sözünü çıkartır. çıkarabilir gibi. Zaten ben geçen programda ve Leyli secer cümlesini hal cümlesi olarak da alabileceğimizi evet. özellikle evet. hatırlatmıştım. Onu söyleyince çağrışımı yapmıştı da soramamıştım. Evet. Ee, şimdi mesela şöyle ayetler de var ama şimdi bir şeyin önce zikredilmesi her zaman onun Taftiliyetine manasına gelmez. Gelmez. Çünkü bunun tam tersi şeyler de var. Mesela Müddessir suresinin Doğru. 32. ayetinde, 33. ayetinde kella vel kameri ve leyli ida ve iza esfere. Yani vurgu elbette gündüzün ışığının ortaya çıkmasınadır. Bazen gündüzün ışığı önce zikredilir, karanlığın bitmesine gönderme bilahere yapılır, yapılır. ama bazen karanlığa dikkat çekmek daha önemli olur. Evet. Önce onun arkasını dönüp gitmekte olduğu hatırlatılır. Sonra da sabahın Nef Tabii. nefes almasıyla ilişkili tekvir suresinde de geliyor. Hmm. Bazen de öyle olur. Yani kontekst, kontekst metin, metin neyi gerektiriyorsa öyle öncelik ona göre hmm. belirlenir. Her zaman o sıra takip etmiyor. Evet, evet. Mesela bundan önceki sure mesela Leyl suresi ve leyli Leyl iza yaghaşa ve nehari iza tecellâ. Yani muhatabın durumu eğer karanlıklardan kurtulmayı Behemahal önceliyorsa önce o zikredilir hmm. ama tek başına o bırakılmaz. Onun bir sabahının olacağı ifadesi de peşinden hemen getirilir. Getirilir Allah razı olsun. Evet. Çok güzel o yüzden o takdim tehir her zaman taftildir anlamayacağız. Evet. Makama göre, Evet. bağlama göre Tabii. algılayacağız yerine göre. Hemen o. Siyah ve sibakına göre algılayacağız. Aynen öyle bakınız şeyi de söyleyeyim. Hani o e, müddessir suresi 31, 32, 33'ü söyledim. Tekvir suresinde de aynı ifade var. Feleku's bi'l-hunnesi, el-cevari'l-kunnesi ve leyli izâ ashase ve subhi tenfese. Yani önce gecenin arkasını dönüp gitmesi, Bitmesi, sonra, sonra sabahın nefes, nefes alması. alması. Nefes alması dolayısıyla durum yani biz bana sibak siyak sibak diyoruz. Hı hı. E, bağlam diyoruz Bağlam yani. diyoruz. Yani. Bağlam neye e, mecbursa ifadedeki sıralama da ona göredir. Evet. Ee, o ayrımı yapmamız durumdayız. lazım. Allah razı olsun. Çok güzel bir e, netleştirme oldu. Şimdi hocam, e, bunu konuştuk. Sonraki dönemin e, önceki dönemden daha hayırlı olmasını, hani daha geniş manada nasıl anlayabiliriz diye bunu belli esaslara oturttuk. Evet. Şimdi Rabbin sana çeşitli imkanlar bahşedecek ve sen mutlu olacaksın. Evet. Meselesi var. Buna da kısa bir başlangıç yapalım. Sonra bir mola vereceğiz. Peki. Hemen o zaman. Şunu söyleyeyim buyurun. Yine e, eski alimlerimiz dördüncü ayetteki ahiret kelimesine ahiret manası ula kelimesine dünya manası verdikleri için yani bağlamı bütünüyle dünya ahiret karşılaştırması şeklinde anladıkları için beşinci ayette Rabbin vakti gelince sana nimetler ihsan edecek ve sen memnun olacaksın. Hı hı. Hı hı. Ben o terza kelimelerine kulun Allah'tan razı olması gibi bir anlam vermiyorum. He. Allah'tan ancak memnun olunur. Allah kuldan razı olur. Hı. Kul Allah'tan razı olamaz, e, evet. memnun yani, olur. Ben Enteresan. yani o tercümenin biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Hı. Kul razı olmaz. Kul memnun olur. Beğense de beğenmese de boyun büker, o bir memnuniyet ifadesidir. Razılık, rızvan, Allah'ın e, hakkı olduğunu düşünüyorum. Radıyallahu anhum ve radu anhu. Allah onlardan razı evet. olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Onlar Allah'tan memnun, memnun olmuştur olur. demek durumundayız. Rıza kelimesinin bir memnuniyet anlamı da vardır. Faile göre anlam tercihini yapsak iyi olur gibi geliyor bana. Evet e, Ben tabi orada... Nasıl yazdım onu bilmiyorum. Beşinci ayeti. Beşinci ayet e, diyor ki muhakkak ki sonraki dönem ilk döneme daha iyi olacaktır. Rabbin sana çeşitli imkanlar bahşedecek He. ve sen mutlu olacaksın. He, evet mutlu razı olur. olacaksın değil. Yani. Dememişsiniz. Evet. evet memnun olmak mutlu olmak demek. Hı hı. Şimdi gelene, geleneksel algıda eski alimlerimiz meseleyi dünya ahiret e, karşılaştırması şeklinde algıladıkları için bu ayete beşinci ayete Rabbin sana ileride işte o sevfe edatını Aynen. çok ileri diye algılamışlar. O çok ileriden kastın da dördüncü ayetten yardım alarak ahiret olduğunu e, ifade etmişler. Ahirette nimetler verecek. Allahu Teala'nın Hazreti Peygamber'e ahirette nimet vereceğini e, anlamışlar. O nimeti de işte cennet, hı hı. işte makamı Mahmud, mahmud şefaat yetkisi gibi e, argümanlarla doldurmuşlar. Ben ayetleri bütünüyle sureyi ahirete endeksleyen bir içerikte görmediğim için bu surenin dünyadaki Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmetini, ve ümmetini e, inşa etmek gibi bir niyeti taşıdığını düşündüğüm için ben burada sözü edilen nimetlerin Mekke'nin ileriki dönemlerinde yani Medine'de peygamberimize ihsan edilecek bir devlet olmanın içerisindeki bütün hususiyetleri taşıyan dünyevi nimetlendirmeler olduğuna inanıyorum. Ahiretteki nimetlendirmelerle ilgili zaten çok söyleyecek bir şey yok. Bu ayet dünyayı imar etsin diye görevlendirilmiş bir misyon sahibinin dünyevi bir motivasyonu'nun parçası olarak yer aldığını düşünüyor ve herkesle alakalı ayetin bir mesaj dünyasının bulunduğuna inanıyorum. Hı hı. Rabbimiz Hazreti Peygamber'i terk etmediği gibi bizi de terk etmez. Tabii. Onun için ileriki dönemler daha hayırlıysa bizim de ileriki dönemlerimiz daha hayırlı olacaktır. Ona nimetler bahşedeceğini müjdeleyen Allahu Teala bize de nimetler bahşedecektir. Ayetler tavrınızı kimden yana belirlemeniz gerektiği noktasında hatırlatmalar bulun, hatırlatmalarda bulunur. Allah'tan yanaysanız sizi sahipsiz bırakmayacak ve sizi nimetleriyle buluşturacak demek. Evet. Evet hocam. Ee, burada tabii çok e, güzel oldu, net oldu. Bazı konuların belki beraber altını çizeceğiz, İnşallah devam edeceğiz hocam. Bir ara verelim, ondan nefeslenelim, yolumuza devam edelim. İnşallah. Sevgili dostlar, okudun mu sorusu sürekli kulaklarımızda çınlayarak e, bu e, sohbete muhatap olacağız, Dinlemeye, efendim anlamaya gayret edeceğiz. Bu çaba devam edecek. Fakat şimdi kısa bir ara vereceğiz. Música